Soru şu, bir karıştırma tankı, bir sıvı karıştırma kazanı. Sistem gayet basit. Sistemde 3 adet motor var. Bunlardan bir tanesi kazana sıvıyı basan pompa motoru M1. Diğeri kazandaki sıvıyı karıştıran M2 mikser motoru. Diğeri ise kazanı boşaltan M3 pompa motoru. Start butonumuz kalıcı bir buton ve start butonuna bastığımız anda sistem çalışmaya başlıyor ve sorguladığı ilk şey sıvının nerede olduğu. Eğer sıvı LS1 alt seviyesinin sürümünün altına düşmüşse, yani sıvı LS1 sıvıyı görmüyorsa, devreye ilk giren motorun M1 kazanı dolduran pompa motoru. Pompa motoru devreye girdikten sonra sıvı yükselişi devam edecek, LS1'i ve ardından LS2'yi sıvıyı görecek. Ve LS2'de sıvıyı gördükten sonra artık kazanım dolmuştur ve M1 pompa motoru devre dışı kalabilir. Sıvı LS2'ye geldiği zaman M2 mikser motorun karıştırma işlemine başlayacak ve sıvının LS2'ye gelmesiyle birlikte M2 motorun 30 dakika boyunca kazan işaretindeki sıvıyı karıştıracak. 30 dakika sonunda M2 motorunun sıvıyı 30 dakika karıştırmasının sonunda artık içerideki yapılan mayalanma neyse işlem, kimyasal işlem neyse bitmiş sayılacak ve M3 pompa motorun kazanı boşaltmaya başlayacak. M3 pompa motorun kazanı boşaltmasıyla birlikte sıvı önce LS2 sensörünün altında düşecek, yani LS2 sensörü artık sıvıyı görmeyecek. Ama M3 pompa motorunun çalışması sürecek. Nereye kadar M3 pompa motorunun çalışması sürecek? LS2 sıvı alt seviye sensörünün altına düşene kadar. Artık LS1 kazandaki sıvıyı görmüyorsa veya görmediği anda M3 pompa motorun devre dışı kalacak. Peki sıvı LS2'ye geldiğinde devreye giren mikser motorum var diyelim ki, bu ne zaman olacak? Mikser motoru 30 dakika çalışacak, evet, sıvı boşalmaya başlayacak. Çalışmasını hala sürdürüyor olacak. Ne zamana kadar çalışacak? Sıvı LS1'in altına düştüğünde, artık LS1 sensörü sıvıyı görmediği zaman da M2 motoru duracak. Burada sistemin tekrar başa dönmesi isteniyor. Kalıcı tip start motoru kullandığımız için veya başlat motoru kullandığımızda, evet, LS1 sıvı seviye en alta düştüğünde tekrar M1 motoru devreye girerek pompa motoru sıvı basmaya kazana devam edecek. Ve bundan sonraki çalışmalar yine aynı periyotta sürecek. Şimdi soru, bu sistem bu gayet basit, çok fazla karışık, kompleks olmayan bir şey. Bunu içinizde çözecek var mı? Sonra ne önemlisin? Geleyim hocam. Gel bakalım. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle eski start butonunun kalıcı tip olacağını söyledik. Kalıcı bir start butonu kullanacağız. Bunun adı S2. Ardından bize sonunda bir şart koşulmuş. LS1 alt seviye sensörünün altında ise dediği için buraya öncelikle bir alt seviye sensörünün kapalı sınırı koyacağım. Çünkü kontrol etmem gerekiyor. Su seviyesinin nerede olduğunu, sıvı seviyesinin nerede olduğunu kontrol etmem gerekiyor. Ardından sorunun devamında ileride LS2'ye geldiğinde M1 motorunu durduracağım için tekrar LS2 üst seviye sensörünün kapalısını kullanacağım. Ve ardından M1 dolum motorumuzu buraya yerleştireceğiz. Şu an orada niye kapalıları kullandık? Normalde kapalıları kullandık. Normalde kapalı kullanmamızın LS1'in sebebi, dediğim gibi, LS1 alt seviye sensörünün altında ise dediği için. Yani sıvıyı görmüyorsa ikisi de kapansın. Evet. Sıvıyı gördüğü anda açılacaklar. Evet, yani sıvı seviyesi aşağıda ise burası kapalı olacak. Bu da kapalı, doğal olarak buna da basmıyor. İçine de basmıyorsa M1 çalışma doldurma motorumuz buradan kazanı doldurmaya başlayacak. Tamam, güzel. Ardından burada herhangi bir set reset yapmadık. Ama şöyle mühürleme yapmamız gerekiyor. Burada devamlı çalışmasını sağlayacağız çünkü. Buradan M1 motorumuzla... O mühürlediğin hangisi? Alt seviye değil mi? Alt seviye sensörünü mühürlüyoruz. Sıvı bastı, sıvıyı basmaya başladığında... Evet. Çünkü sıvı buradan basmaya başladığında buna çarpacak ve burayı açma yapacak. Eğer bunu kaldırsaydık LS1 alt seviye sensörüne çarpacak ve sadece sıvı seviyesi şurada kalacaktı. Bu mühürleme yaptık çünkü sıvının LS2'ye kadar devam etmesi gerekiyordu. Güzel. Ardından M1 motorumuz şu anda kazanımızı doldurmaya başladı. Öncelikle LS1'e bastı, ardından LS2 üst seviye sensörüne bastı ve M1 motorunu durdurdu. LS2 orada kontağını açtı ve enerjisi kesildi, mühürlemeyi de kesti. Aynen öyle. Ve M1 motorum durmuş oldu. Şimdi karıştırma motorumu çalıştırmam gerekiyor. Yine buraya bir kalıcı tip
Aynı şekilde eski butonum zaten var. Onu yine bu şekilde buraya koyuyorum ve buraya bir LS2 koyacağım. Eski neydi, başlatma şey miydi abi? Eski start butonumuz. Şöyle start da yazalım. Tamam. Kalıcı tip bir start butonu bu. Buraya dediğim gibi LS2 üst seviye sensörünün bir açığını koyuyorum. Arkasından buraya M2 motorumu yerleştiriyorum. Size yani ne oldu? Soluda LS2 üst seviye sensöründe çarptı. M1 motorum doldurmayı bıraktı. M2 motorum karıştırmaya başladı. Evet. Şurada, şu kısımda bu iki network'te geldiğimiz nokta bu. Yalnız bana şöyle bir şey söylüyor. 30 dakika, yani M2 motorumuzun çalışma süresi 30 dakika olacağını söylemiş. O yüzden ben buraya bir tane de ton zaman rölesi koyacağım. Burada 30 dakika demiş ama ben böyle hiç istiyorum. İstenilen zaman artık ne olacaksa onu kendiniz de belirleyebilirsiniz. Tekrar buraya bir start butonunu koydum. S2, bu da yine aynı şekilde kalıcı tip bir oradaki start butonu. Oradaki koymuş olduğun ton zaman rölesinin yönü T38 mesela var. T37 bunun. T37 mi? Peki o ne yapacak, niye durduracak o? Bu M2 motorunu durduracak ve M3 motorunu çalıştırmaya yarayan bir sistem. Tamam. LS2 zaten çarptığında bu duracak. Şimdi M3 motoruna müdahale etmemiz gerekiyor. M3 motoruna müdahale de T37'yi dediğim gibi çalıştırmamız gerekiyor M3'ü. Burada da X zamanda, yani burada 30 dakika vermiş durumumuz. 30 dakika boyunca karıştırmasını ve M3 motorunun daha sonra M2 motorunu durdurup M3 motorunun boşaltımını sağlaması gerekiyor. Burada T37'nin açık kontağını kullanıyorum. Arkasından LS1'in kapalı, normalde kapalısını kullanacağım. LS1 üst seviye miydi, alt seviye miydi? Alt seviye sensörümüzün kapalısını kullandım. Çünkü sorunun devamında şunu söylüyor bize. LS2 üst seviye sensörünün altına düştüğünde karıştırma motorumuz, LS1'in altına düştüğünde ise M3 motorumuz duracak. O nedenle buraya LS1 alt seviye sensörünün kapalısını koyuyorum. Seviye bu şekilde geldiği zaman, aşağı indiği zaman, buraya basmayı bıraktığı zaman burası açma yapacak ve M3 motorun çalışmayı durduracak. Sisteme şöyle bir daha bakacak olursak kısaca... Kim ne yaptı? Bir daha istersen orayı bir aç. Evet, bir daha alalım en baştan. S2 start butonuna bastık. LS1 alt seviye sensörünün altında hissedildik. Kontrolümüzü yaptık. Şu anda LS1 alt seviye sensörüne basmıyor. Basmadığı için kapalı. LS2 seviye sensörüne zaten basmıyor. M1 motorumuzu doldurduk. Çalıştırdık. M1 dolum motorumuzu çalıştırdık ve suyun sıvının içerisinde, tankımızın içerisindeki sıvıyı doldurmaya başladık. Burada bu LS1'e bastığı için açma yaptı. M1 zaten buradan kendini mühürlemişti. Şu anda M1 motorumuz tankımızı dolduruyor. Ardından LS1'e zaten basmıştık. LS2'ye basacak. LS2'ye bastığında M2 motorumuzu durduracak, çalıştıracak demiştik. M1'i durduracağız. Burada M1'in önüne zaten önlemimizi aldık. M2'nin önüne de LS2'nin açığını koyduk. LS2 üst seviye sensörüne dokunduğu zaman sıvı M2 motorunu çalıştırdı. Şu anda tankımız içerideki sirkülasyonu sağlıyor ve içerideki sıvıyı karıştırıyor. Tabi burada bize bir de zaman vermiş, 30 dakika demiş. 30 dakika boyunca çalıştıracağız, içeriği karıştırmamız gerekiyor sıvıyı. Onu da şu şekilde müdahale ediyoruz M3 motorumuza. Zaman rölemizi, ton zaman rölemizi, T37 ton zaman rölemizi, açık kontağını M3 30 dakika sonra T37 çalıştı. Oradaki kontağını kapadı. Şu an sonra M3 çalıştı. Ne zamana kadar çalışacak? M3 sıvı aşağıya düşene kadar. LSD'nin altına düşene kadar. Aslında oraya neyi koydun? Normalde açını mı koyuyorsun? Açık normalde kapalısını. Normalde kapalısını koyacağım. Çünkü şu anda basmaya devam ediyor. Şu anda basıyor. Normalde kapalı. Tamam. Aşağı indi. LS1'den basmayı bıraktığı zaman açacak. Açma yaptığında da M3 enerji gitmediği için M3... Oraya LS1'in... Bak şimdi oraya LS1'in normalde açını koyuyorsun. LS1'in normalde açını koyuyorsun. Şu anda içeride sıvı var mı? Var. İçeride sıvı olduğu için orada kapanıyor.
Tamam mı? Kapandığı için emüt çalışıyor. Sıvı düştü mü aşağıya? Evet. Düştüğü zaman orada normalde açık haline gelecek. Normalde açık haline geldiği zaman eski konumuna geri geldiğinde emüçü durduracak. Oraya normalde açık koyalım. Burayı yanlış yaptık. Tamam. Normalde açık. Normalde açık. Normalde açık. LS1'in alt seviye sensörümüzün. Tamam. Normalde açığında emüç motorumuzun önüne koyduk. Tamam. Ve... Şimdi Suha, sıvı düşmeye başladı. Tamam mı? Sıvı düşmeye başladığı zaman, sıvı düşmeye başladığı zaman oradaki LS2 sıvıyı görüp kapanmıştı. Sıvı LS2'nin altına düştüğü zaman oraya atacak, M2 duracak. Evet. M2 durduğu zaman başka ne olacak? Bak şimdi in aşağı satıra. T-30 aşağı satıra çık. Evet, T37 devre dışı kalacak. Gelecek M3'ü çalıştıracak. Şimdi o M2 motorunu LS1'e kadar çalıştıralım. LS1'e kadar çalıştırabilmemiz için M2 motorunu ne yapmamız lazım? LS2 M2 ile mühürleyelim. Mühürlemeyi biraz daha bu taraftan alarak bir şey kontak daha sokacağım. Yok yok, bu sol tarafındaki mühürlemeyi. Hı-hı. Tamam. Tamam, orayı neyle mühürledik? M2 ile mühürledik. Şimdi sıvı LS2'nin altına düşse de motor çalışacak. Sıvı ne zaman, şey, motor ne zaman duracak? Sıvı LS1'in altına tamam, düştüğünde. O zaman oraya LS1'in bir de açığını seri koyacaksın bu tarafa. Evet. Tamam, ne oldu şimdi? Sıvı LS1'in altına düştüğü zaman da o duracak. Şimdi gelelim, T37'de bir sıkıntı var mı aşağı satırda? Şurada. Yukarıda T37 devreden çıkmadığı için, T37 ne zaman devreden çıkacak? Evet. Ta sıvı aşağı düştüğünde. Evet. Sıvı aşağı düştüğünde zaten çıkmasında da benim için bir sıkıntı yok. Tamam, belki derler toplarız, biraz daha farklı çözebiliriz ama bu çözüm çalışıyor. Tamam mı Suha? Sorusu olan var mı? Tamam Suha, teşekkür ettik.